Süper Lig'de Trabzonspor Sivasspor'u konuk edecek. Trabzonspor lige kötü başlayan takımlardan bir tanesi. Açıkçası son deplasmanda aldıkları mağlubiyet, Antep deplasmanında aldıkları mağlubiyette onlar açısından biraz hayal kırıklığı oldu. Sivasspor'sa bildiğimiz gibi yani aşağı yukarı bıraktığımız bir Sivasspor'la karşı karşıyayız. Yine tempolu yüksek, yine mücadele gücü yüksek, yine hücumu düşünen, oyunun hep belli bölgelerinde etkili olan. Mesela Enner Ağa hakikaten geçen sene bıraktığımız gibi devam ediyor hücumda. Erman mesela son maçta biraz kıpırdandı. Onun dışında yeni transferlerden Atif mesela son vuruşlarda ya da son hani ayakta kalabilseydi çok zorlayabilecek bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu ama fiziksel olarak çok yeterli değil. Kenarda mesela Grosicki var. Hani önemli bir silah. Şu an formda değil ama bütün bunlara baktığımızda iyi kadrolu bir Sivasspor var. Karşısında da hep söylüyorum hem moral olarak hem motivasyon olarak hem de kadro yapısı ve kalitesi olarak güç kaybeden ve kaliteli oyuncuları, kadro oyuncuları daha çok yabancılardan kurulu ki büyük bir dezavantajdır bence. Bir Trabzonspor var. İç sahada oynamak onların açısından her zaman bir avantaj. Ama bunu bir şekilde olumlu yapmaları yani olumluya çevirmeleri lazım. Artık galibiyete ihtiyacı var Trabzonspor'un. Sivasspor karşısında da bu şekilde oynayacaklardır. Trabzonspor'un Sivasspor'u Trabzonspor karşısında hani zorlayacağını düşünüyorum ama ben Trabzon yine de taraf oynayacaksanız Trabzon'u öne çıkarıyorum. Ama benim daha sağlam bulduğum seçenek üst seçeneği. Sizlere ben gollü bir maç geçeceğini düşünerekten üst tercihini tavsiye ediyorum.